Merhaba arkadaşlar. Anlamlarına göre cümlelerden bahsedeceğiz bu dersimizde. Bu başlığımızı iki video şeklinde karşınıza çıkartmayı düşünüyorum. Oldukça çok fazla alt başlığa sahip bir ana başlık bu anlamlarına göre cümleler. Ekranda da görmektesiniz zaten. Çok fazla alt başlığa sahip bu başlıkları işleyeceğiz bu video içerisinde de. Öncelikle bakalım. İlk olarak öneri cümlelerinden bahsedeceğiz. Öneri cümleleri Tanım olarak ne diyeceğiz öneri cümleleri için? Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelerdir öneri cümleleri. Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için yani var olanın üzerine çıkmak, iyilik adına e, üzerine çıkmak için söylenen cümleler bunlar. Yapıtlarınızda daha yalın iyi, daha iyi bir dil kullanmanız yapıtlarınızın gelecekte de okunmasını sağlayacaktır. Nasıl bir öneride bulunuyor? Neden bir öneri cümlesi bu? Çünkü yapıtlarıyla alakalı karşısındakinin e, gelecekte de okunması adına e, yapıtlarının e, bir öneride bulunuyor. Nedir o? Yalın dil kullanması önerisinde bulunuyor. Çevrenizdeki insanlarla daha iyi geçinmek istiyorsanız tatlı dilli, güler yüzlü olmalısınız. Daha iyi geçinmek, daha iyiye ulaşmak istiyorsan bir önerim var. O da tatlı dil ve güler yüz. Evet bu şekilde öneri cümlelerimiz var olanı var olan sorunu çözmek ya da iyi halden daha iyi hale ulaşmak için görüş ve düşüncelerin dile getirildiği cümleler. Var saymak, var sayım cümleleri. Dikkat edin zaten başlığımız kendisine ele veriyor tanım açısından da. Bir şeyi herhangi bir şeyi olmayan bir şeyi varmış gibi saymak, varmış gibi gerçekleşmiş gibi düşünmek, kabul etmek gerçekleşmeyen bir durumu veya olayı gerçekleşmiş gibi kabul etmektir. Bu cümlelerde farz edelim, diyelim ki, tut ki, kabul edelim, düşünelim gibi ifadeler çokça kullanılır. Örneklerimize bakalım. Tut ki bu işi yarın'a yetiştiremedik. Yarın'a yetiştirememe, işi yarın'a yetiştirememe ihtimalinin gerçekleştiğini düşündürmek istiyor karşı tarafa ve buna bunu varsayıyor. Diyelim ki bu uçağa yetişemedin. Uçağa yetişememe durumunu zihninde bir nevi simülasyon şeklinde gerçekleştirmek istiyor zihinsel olarak. Bir an için rüyalarının gerçekleştiğini düşün. Gerçekleştiğini düşün, varsay. Diyelim ki insanlar uzaya şehirler kurdu. Dikkat edin yine diyelim ki ifadesini kullandı burada da. Yani gerçekleşmiş sayalım ki bu tip cümlelerde varsayalım ki ifadesini ya da farz edelim ki bu ifadelerden herhangi birini yoksa dahi cümleye yerleştirdiğimizde olabiliyorsa bunun varsayım cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekleşmemiş durumları gerçekleşmiş gibi kabul etme, varsayma durumları varsayım cümleleri olarak ifade edilir. Eleştiri cümleleri. Bakalım. Bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya da yanlış yönlerini belirten cümlelerdir. Dikkat edin doğru ya da yanlış yönlerini belirten cümlelerdir. Eleştiri olumlu eleştiri ve olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılır. Yani günlük e, kullanımımızda eleştiri genellikle olumsuz anlamda tercih edilse de eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Bir insanın, durumun, e, yapıtın doğru ya da yanlış yönlerini belirtmek. Bu firmanın ürünleri eskisi kadar kaliteli değil. Dikkat edin firmanın ürünleriyle alakalı olarak bir e, tespit söz konusu e, yanlış giden bir şeyin ifadesi e, söz konusudur burada. Bir eleştiri söz konusu firmaya yönelik. Kimi öyküleri öykü olmaktan çok köşe yazısıdır. Öyküleriyle ilgili yazarımızın bir eleştiri var. Olumsuz bir eleştiri söz konusu. Bir öykü adına köşe yazısına benzemesi olumsuz bir durumdur. Hakem son maçı çok iyi yönetti. Yine var olan, gerçekleşen bir durumla alakalı, bitmiş bir durumla ilgili bir eleştiri fakat bu sefer çok iyi yönetti derken olumlu yönde bir eleştiri söz konusudur. Öz eleştiri cümleleri Öz eleştiri kişinin kendi davranışlarına yönelik ortaya koyduğu olumsuz eleştirilerdir. Kişi kendi kendisini olumlu anlamda eleştiremeyeceği için, burada e, o çünkü övgüye girer. Eğer olumlu anlamda eleştiri olsaydı kendisine yönelik, e, bu yüzden olumsuz anlamda eleştirileri göreceğiz. Kendisine yönelik. Derslerime zamanında çalışmadığımdan sınav geceleri sabahlara kadar ders çalışmak zorunda kalırdım. Kendisine yönelik, olumsuz yönde bir eleştiri, kendi eleştirisi yani öz eleştiri söz konusudur burada. 14 yaşına geldim ama hala güzel yazı yazmayı öğrenemedim. Güzel yazı yazmayı yıllar geçmesine rağmen öğrenemediğine yönelik kendi kendisini eleştirmektedir. Düşünmeden konuşarak arkadaşımın kalbini kırdım. Kim kırdı ben kırdım. Yine kendisine yönelik bir eleştiri yani öz eleştiri durumu söz konusudur. Diğer başlığımıza bakalım şimdi de. Davranış cümleleri. Bu da bir hareket birine veya bir şeye karşı sergilenen hal hareket, muamele, tavır ve tutum anlatan cümlelerdir. Yıllardır görmediği dayısına doyasıya sarıldı. Sarılmak, bir davranış, bir tutum, bir duruş. Ev sahibi bizi çok sıcak Karşıladığı sıcak karşılamak durumu yine birine veya bir şeye karşı sergilenen hareket, tavıra, tutuma girmektedir. Evet. Önyargı cümleleri, bir kimse olay veya durumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle önceden edinilen, genellikle olumsuz düşüncelerdir. Önceden çeşitli nedenlerle edinilen bir kimse olay ya da durumla ilgili, Olumsuz düşünceler. Önceden, gerçekleşmeden önce olay edinilen düşünce. O bu haftaki toplantıya da vaktinde gelmeyecek. Adım gibi biliyorum. Gelmeyeceği ile ilgili olumsuz düşüncesi henüz toplantı gerçekleşmeden önce kişinin zihninde belirmiş. Kişinin zihninde bir ön yargı var. Belki gelebilirdi gelmeyebilirdi. Ama kişinin zihninde olumsuz yönde bir yargı var, bir ön yargı var. Gerçekleşmeyen bir durumla ilgili bir ön yargı var. Dolayısıyla bu ön yargıya girmektedir. Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum. Yani önceden biliyordum. Benim bu Ön yargımdı ve suçlu olduğuna yönelik bir yargımdı. Olumsuz bir durumla ilgili bir bir düşüncem vardı. Olumsuz bir düşüncem vardı. Ee, onun ile alakalı. Çok önceden. Henüz açığa çıkmadan önce. Bu işi kesinlikle başaramayacak. Yine olumsuz bir düşünce var. Bir kişiyle alakalı olarak. Ee, bu yüzden... Henüz gerçek, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Sonuçlanmamış bir durum. İş henüz sonuçlanmamış ama başaramayacak diyor. Olumsuz bir ön yargısı var, düşüncesi var. Buna biz ön yargı cümlesi diyoruz. Bu yüzden. Uyarı cümleleri, ikaz cümleleri olarak da bilinir. Kişi ya da kişileri yanlış davranışlardan uzak tutmak için, yanlış davranışlardan uzak tutmak için bir konu, sorun ya da olumsuz bir durum ile ilgili ikaz ve hatırlatmaları içeren cümlelerdir. İkaz, hatırlatma içeren cümleler, uyarı cümleleri. Olumsuz bir durumla ilgili olarak onları bu davranışlardan, durumdan uzak tutmak için yapılan uyarılardan, hatırlatmalardan, ikazlardan bahsediyoruz bu tarz cümlelerde. Kışın zincir takmadan yola çıkmayın devamında düşünsel olarak aksi takdirde olumsuz bir durumla karşılaşacaksınız. Bu yüzden e, rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Uyarı e, cümlesi olduğunu, ikaz cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Uyarım, üzerime bu kadar e, gelmeyin. Dikkat edin, ikaz ediyorum. Üzerime bu kadar gelmeyin. Bir ekleme yapıyoruz. Dikkat ederseniz cümlenin başına ekleme yapabilirsiniz bir yoklama amacıyla. Bunu rahatlıkla yine tespit edebiliyoruz. Dilini uzatmayı öğrenemezsen etrafında kimsecikler kalmaz. Dilini tutmayı öğrenemezsen etrafında kimsecikler kalmaz derken de bir uyarı, kişiyi olumsuz bir durumdan kurtarmak için gerçekleşen hatırlatma, ikaz söz konusu yakınma şikayet cümleleri yakınma ve şikayet cümleleri herhangi bir olumsuz durumdan dolayı üzüntü duymak üstü kapalı şikayetçi olmaktır. Herhangi bir olumsuz durumdan dolayı üzüntü duymak üstü kapalı şikayetçi olmaktır. Birazdan yakınma ve sitem kavramlarını karşılaştıracağız. Bu başlığa dikkat etmenizi istiyorum. Yakınmada bir başkasına bir kişiyi bir başkasına şikayet etme durumu söz konusudur. Buna dikkat edeceğiz. Yani bir nevi dedikodu olarak düşünebilirsiniz. Tabi o düzeyde değil ama o anlamda değil ama bir başkasına şikayet etme olarak düşüneceğiz. Dikkat edelim. Son zamanlarda genç şairlerimiz sadece kendilerinin anlayabileceği kapalı şiirler yazıyor. Sadece kendilerinin anlayabileceği kapalı şiirler yazıyor. Genç şairlerimizi başkalarına olumsuz anlamda ee, onlarla ilgili düşüncelerimizi ifade etme durumu söz konusudur. Gittiğinden beri hiç aramadı. Dikkat edin yine bir başkasına bir kişiyle alakalı olarak bir yakınma, bir şikayet ifade etme, e, üzüntü duyduğunu ifade etme durumu söz konusu. Nerede nasıl davranacağını bir öğrenebilse yine bir kişiyle alakalı olarak başkasına bir şeyler söyleme durumu burada da söz konusudur. Hayıflanma bir kişinin herhangi bir olaydan veya yapmadığı bir işten dolayı üzüntü, duyduğu üzüntüyü anlatan cümlelerdir. Dikkat edin, hayıflanma da kaçırılan e, bir fırsat, yani gerçekleşmeyen daha doğrusu yapılmayan, kaçırılan bir fırsat söz konusudur. Gençliğimde pek aklıma gelmezdi. Heyhat, geçen sonbaharlar artık beni de hüzünlendiriyor. Günlerin su gibi akıp gittiğini nasıl da fark etmemişiz dikkat edin gerçekleşmeyen bir durumla ilgili e, kaçırılan bir fırsat bir nevi ile ilgili e, bir üzüntü e, söz konusudur burada. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Habersiz. Farkında olmadan anlamı hayıflanma cümlelerinin temel duygusudur arkadaşlar. Farkında olmadan e, kaçırmak, e, fark etmemek durumları ve bundan duyulan üzüntü. Bunun anlatıldığı cümleler. Pişmanlık cümlelerine bakalım bir de. Pişmanlıkta ise hayıflanmadan farklı olarak yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntü dile getirilmektedir. Evet burada da bu önemli. Evet bakalım keşke ona bu sözleri söylemeseydim derken. Dikkat edin söylenmiş bir söz bunun üzerine dinliyor ki keşke bu sözleri ona söylemeseydim. Evet bu arabayı almamız bir hataydı derken de yine benzer bir durum söz konusu araba alınmış artık yapacak bir şey yok olan olmuş e, fakat yaptığının bir hata bir yanlış olduğunu kendisi de ifade ediyor buzlu yolda bu kadar hızlı araba kullanmamalıydım yine kullanmış hızlı bir şekilde kullanmış bundan dolayı kendisi bir pişmanlık duyuyor hayıflanma cümleleri ile pişmanlık cümleleri arasındaki fark tekrar hatırlatırım ki hatırlatalım ki şudur Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı üzüntü duyulmaktadır. Pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir işten dolayı üzüntü duyulmaktadır. Sitem cümleleri ise bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan üzüntünün, kırılganlığın dile getirildiği cümlelerdir. Dün yapmışsın da bana haber vermemişsin. derken yine dikkat edin. Düğün yaptığı yani yaptığı hareketten dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren e, ifadeler. Sitemde kişinin kendisine e, söylendiğini ifade etmiştik hatırlarsanız. Yakınma yani diğer ifadeyle şikayet cümlelerinden farklı olarak böyle bir yönü vardır. Sitemde kırıldığın, üzüntü duyduğun e, kişiye yönelik e, doğrudan e, bir tavır ortaya koyarsın ve doğrudan bir cümle kurarsın. İnsan kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar ya da bir yudum mutluluğu bize çok gördünüz derken yine bir yudum mutluluğu çok gören kitleye karşı bir söylem söz konusudur. Onlara doğrudan tavrı, doğrudan cümleyi söyleme durumu söz konusudur. Sistem cümleleri ile yakınma cümleleri arasında böyle bir fark vardır. Aşağıdaki notumuzda buna yöneliktir. Evet, küçümseme cümleleri. Dikkat edin küçümseme ve azımsamayı bu sefer karşılaştıracağız. Ee, cümlenin anlam özelliklerinden biri olan küçümseme cümleleri genellikle bir alay, aşağılama ifade etmek için kullanılır. Küçümseme bir kişiyi, olayı veya durumu önemsiz, değersiz bulmak, küçük görmek olarak tanımlanabilir. Bu tarz cümlelerde genellikle kişinin beğenme işi, kibirlenmesi söz konusudur. Dikkat edelim, burada manevi bir durum söz konusu küçümsemede, kendinden aşağıda görmek anlamı var. Daha çok yani aşağılama. O da Güya okuyacak da adam olacak. Yani kişiyi burada mümkün değil okuması ve adam olması derken Güya derken özellikle bunu ele veriyor, küçümsediğini. Bu maçı kazanıp da şampiyon olacakmış. Dikkat edin. Yani bu imkansız, mümkün değil. O mu, onlar mı kazanacak şeklinde bir iman söz konusudur burada da. Yani onları küçük görme, küçümseme, aşağılama durumu söz konusudur. Sen kim, sanatçı olmak kim derken de böyle bir durum söz konusu. Son iki başlığımız kaldı, azımsama cümleleri. Bunlardan birisi. Herhangi bir şeyi nicelik, miktar bakımından yetersiz bulmaya azımsama denir. Bu sefer maddesel bir durum, so somut bir durum söz konusu. Azımsamada sayısal veriler önemlidir. Azımsama cümlelerinde somut nesnel kişi veya objeler söz konusudur. Nitelik bildirmenin tam tersidir burada da. Yani küçümsemede bir nitelik söz konusuyken azımsamada az bulma, somut anlamda, nesnel anlamda, e, nicelik anlamında az bulma durumu söz konusudur. Örneğin bir tanecik mi ayakkabım var derken bir tane, e, bir çift ayakkabıyı burada az bulmaktadır, azımsamaktadır. Bu kadarcık ücretle, mi, ücretle çalışamam derken de bu kadarcık derken ücreti yani somut sayılabilir olan ücreti azımsama durumu söz konusudur. Günlerdir çalışıyorsun ne kadar az iş yapmışsın derken de az iş, çok iş e, şeklinde düşünüldüğünde işin de sayılabilir e, bir somut bir durum olduğunu düşündüğümüzde bir azımsama cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, e, şaşırma cümleleri hiç beklenmedik bir olay veya durum karşısında kişinin içinde bulunduğu durumu yani şaşırmayı ifade eden cümlelerdir. Hiç beklenmedik durumlar karşısında verilen tepki, tepkisel cümleler. Cümledeki şaşırma anlamı genellikle soru ekiyle sağlanır. Yukarıya çıktığımda evin soyulmuş olduğunu görmeyeyim mi derken soru ekiyle sağlandığını yine görüyoruz. Burada genellikle dedi her zaman geçerli değil yalnız. Sınav sonucunu çok yüksek beklerken düşük gelmesin mi derken de yine e, sınav sonucunun açıklanmasının üzerine bir şok yaşadığını, beklemediği bir durumla karşılaştığını anlıyoruz, yani şaşırdığını. Ne demek doktor oldun derken de yine karşısındaki kişinin doktor olduğunu duyduğunda e, verdiği bir tepki, yani beklemiyor e, bu durumu. Dolayısıyla şaşırma cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz umarım başlığımız anlaşılmıştır